Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle Goodyear'ı inceleyeceğiz. Şimdi Goodyear'ı ilk önce bir finansal değerlerine bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar Goodyear'a baktığımız zaman Goodyear çok iyi bir yerde kapattı Cuma günü. Bir ara yükseldi tabi, güzel yerlere geldi. Sonra tekrar bir geriledi. Şimdi baktığımız zaman burada tabi güncel fiyatta göstermiyor ama ben buradan size halk yatırımın skor kartından bakıyorum. Halka açıklığı %23, yıllık değişim %27, net kar marjı %10, öz sermaye karlılığı %36. Çok yüksek bir sermaye karlılığı var arkadaşlar. Yani hisse güçlü bir hisse. Temettü de veriyor bu hisse. Tabi hisselere baktığı zaman temettü veren hisseler genelde büyük firmaların çoğu temettü vermiyor. Ama bu diyor veriyormuş. Güzel. Temettü vermesi güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman son 9. ayda gelen bilanço çok iyi geldi. Bakın. 1000'in üstünde geldi. 1 milyon satışlarda iyi satışlar var 9. ayda. Pandemi döneminde zaten bayağı bir gelir düşmüştü. Son bakın 6. ayda 452 gelmiş. 9. ayda da patlama yapmış. Brüt kar, net satışlar da iyi şu anda. Net satışlarda bakın 2 milyar 952 bin. Her 3 ayda bir bilançoda üzerine koyuyor. Güzel. Bir de öz kaynaklarına ben bakayım. Öz kaynaklar da çok önemli. Öz kaynaklar da her bilançoda üstüne koyuyor. O da güzel. Burada biraz pandemi zamanı dolayısıyla biraz sendelemiş ama öz kaynakları şu anda iyi. Bakın 692'lerden hatta 500'lerden 900'lere gelmiş neredeyse. Şimdi bakalım öz sermaye karlılığı da %36 son çeyrekte %36 demiş. Çok güzel öz sermaye karlılığı var. Brüt kar marjı %20'ye çıkmış son 9. aydaki bilançoda. Ondan önceki 7.94'müş. Tabi bunlar hep pandemiden dolayı bu bilançolar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu da söyleyeyim. Burada anlattığımız bilgiler hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı yapmıyoruz. Yani verdiğimiz bilgiler de al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece burada inceliyoruz beraber. İşte burada incelediğimiz hisseleri gösteriyor. Yani naçizane grafikte ve bilançolara bakıyoruz. Beraber inceliyoruz. Şimdi baktığımız zaman en son 8.17'de kapattı Goodyear. Cuma günü iyi yerde kapattı. Hatta Perşembe günü 8.50'yi gördü. Sonra bir geri çekildi. Geri çekilmeyle 8.17'ye kadar geldi. 8.17'de bakın aşağıdaki hacimlere bakın. Çok yüksek hacimler. Çok iyiydi alımlar. Sonra yine düştü. Şimdi baktığınız zaman ilk etapta burada yukarıda 8.50 bir seviyesi var. Bakın 8.50'yi kırdığı takdirde 8.46 bir direnci var yukarıda. 8.50'yi kırdığı takdirde yukarılarda 9'a kadar gelme potansiyeli var. Bir saniye. 9'a kadar gelme potansiyeli var. Yukarıda 8.50'den sonra yukarıda ben 8.93'leri 8.80'leri kırdığı takdirde artık yukarı banda geçecektir. Benim görüşüm bu son bilançoda güzel gelecek. Son bilançoda güzel açıklayacak. Çünkü kış, önümüz kış olduğu için biliyorsunuz iyi bir kar da getirecek. Kış lastikleri değişim olacak falan. Satışlarda da bayağı bir satış artışı olacaktır. Benim öngörüm çok ucuz kaldı arkadaşlar bu Goodyear hissesi. Ocaktan sonra 9 liraları geçebilir. Hatta Şubat gibi 10'lara 11 lira gelebilir. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Ama dediğim gibi Goodyear şu anda tam alınacak yerde. Al yerinde. Çok güzel bir yerde. Şimdi arkadaşlar hisseleri biz aldığımız zaman tabii hemen kar etmeyle kar edeceğiz diye bir şey yok. Yatırım amaçlı alacaksınız. Buralarda güzel alım yerleri. Burada alacaksınız.
Bir ay sonra, 2 ay sonra bakmışsınız güzel yerlere gelmiş. Yani oralarda satma imkanınız olur. Ama şimdi baktığınız zaman ben alayım hemen bir haftada bu hisse çıksın. Öyle bir hisse yok zaten. Olsa da görüyorsunuz çoğu hisseleri var ama onlar da baktığınız zaman düşüşü de çok ani oluyor. Düştüğü zaman da bir türlü toparlayamıyor. Evet. Şimdi bakalım tekrardan bakalım. Dediğim gibi aşağılarda da arkadaşlar 7.80'e kadar hatta 7.70'e kadar sarkabilir. Hatta 7.69'lar tam dirençlerin altı diyeyim ben size tam olarak 7.69'larda destek var. 7.69, 7.70'lerde destek var. Yani buraya kadar kendini salabilir. Tekrardan burada tepki alımı yapıp 8.50'lere gelebilir. Ama yukarı dediğim gibi 8.50 direnç 8.50'yi geçtiği takdirde 9'a doğru gidecektir. 9'dan sonra da önü açık diyorum ben bu hissenin. Çünkü son gelecek bilanço ile beraber iyi yerlere gelecektir. Son bilançosu da iyi gelecektir. Çünkü baktık az önce öz kaynaklarına ve son bilançosuna 9. aydaki güzel gelmiş. Onun üstüne koyacaktır bu ayda. Yani dediğim gibi arkadaşlar burada anlattığımız bilgiler yine tekrarlıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Siz ne kadar destek verirseniz o kadar ben burada çekmeye devam edeceğim hisseleri. İsteyen hisseler varsa yorum kısmına atabilirsiniz. Naçizane yorumlayabiliriz. Dilimiz döndüğünce al sat tut tavsiyesi vermeden beğenilerinizi bekliyorum. Abone de olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açık tutun. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.